işçilerin kendi şahsi bilgisayarındaki WhatsApp yazışmaları, WhatsApp programı üzerinden yazışmaları ele geçiriliyor. Hem özel yazışmaları, hem de o şirketteki amirleriyle ilgili kendi aralarında konuştukları yazışmalar izinsiz bir şekilde alınıyor. Bu rapor ediliyor. Daha sonra da bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akitleri fesediliyor. Bununla ilgili de biz. İki işçi için işe iade davası açıyoruz. Bu işe iade davası neticesinde yerel mahkeme bizim talebimizi reddediyor. Biz işe iade ile ilgili gerekçemiz bu yazışmaların izinsiz ele geçirildiği, hukuka aykırı delil olduğu, dolayısıyla da hukuka aykırı delille dayanak gösterilerek bu iş haktinin fesinin hukuken mümkün olmadığı belirtiliyor. Ee, ancak yerel mahkeme bunu dikkate almayıp yazışma içeriklerinin doğrudan hakaret e, unsurlarının yer aldığını söyleyerek bizim e, davamızı reddediyor. İstinafta da bu onaylanıyor. Ee, akabinde biz bu konuyu e, çünkü ortada gerçekten bir hak ihlali söz konusu olduğu için anayasa mahkemesine taşıyoruz. Ee, anayasa mahkemesine gidiyoruz. Ee, Anayasa Mahkemesi'ndeki talebimiz de şu şekilde oluyor: ee, Özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal edildiğine dair e, açıkça bir hak ihlali olduğu e, dile getiriliyor. Burada işçilerin çünkü e, kendi aralarındaki yazışmaları özel hayatıyla ilgili olduğu için ve e, kendi rızaları olmadığı için. Bu e, bilgisayar her ne kadar kamu kurumuna ait olsa dahi e, bu bilgisayarların denetlenmesine ilişkin e, işçilerin açıkça bir rızası olmadığı için e, burada bir hak ihlali olduğu e, kesin ve açık olduğunu biz söyledik. Bunun üzerine de e, Anayasa Mahkemesi e, tam olarak e, bu unsurlara altını çizerek e, lehimize bir karar verdi. E, bu kararda da yine karar içeriğinde de aynı şeyler. E, bizim iddialarımızı birebir aynı, doğruladı Anayasa Mahkemesi. E, dedi ki sen e, işçilerin e, rızasını almadan bilgisayar sana ait olsa bile... ...oradaki WhatsApp web e, uygulaması ki e, kişinin kendisine e, kendi özel verisidir, kişisel verisidir. Ve sen bu yazışma içeriklerini e, ne olursa olsun... E, işçinin yine yazılı izni olmadan alamazsın e, kullanamazsın ya da bunu gerekçe göstererek e, iş haklini fes edemezsin dedi. E, bu karar e, olumlu geldiği için dedi ki buradaki yargılamayı yeniden e, yapacaksın deyip iş e, asıl yerel mahkemeye bu kararı gönderdi. Yargılama yenilendi. Ee, tekrar yargılama oldu. Bu unsurlar olmadığı için yani işveren böyle bir rıza almadığı için ya da yazışmalarına girerim, WhatsApp uygulamandaki içerikleri okuyabilirim gibi bir rıza metni de almadığı için yerel mahkeme bizim işe iade talebimizi kabul etti. Kabul doğrusunda e, istinafa gitti karşı taraf ve yine e, lehimize sonuç aldık. Karar onandı. İşçilerin işe iadesine karar verildi. E, bu karar emsal niteliğinde e, bir karardır. E, şöyle ki e, bir defa bir e, WhatsApp yazışması tek başına bir delil olamaz. E, burada tarafın açık rızasının olması gerekiyor. E, bunu delil olarak göstermek için üçüncü bir kişinin e, birinin WhatsApp yazışmasında içerik ne olursa olsun ele geçirerek bunu dayanak göstererek e, bir dava açması e, hukuka aykırı delil niteliğinde olduğundan kabul edilemez e, ve delil olarak sayılmaz. Dolayısıyla e, böyle bir şey kanuna aykırıdır. WhatsApp yazışmaları tek başına delil değildir. Ancak tarafın açık rızası gerekmektedir. Yoksa anayasa mahkemesinde vurguladığı gibi özel hayata saygı hakkını ve haberleşme hürriyetinin ihlali e, haklarına aykırılık teşkil etmektedir.